Buradan eyvah ne yapacağız diye belki düşündüğünüz bir soru arkadaşlar. Ben şöyle işinizi kolaylaştırayım. Sayılarla biraz aramızın iyi olması lazım. Bir de genel çember yorumlarında aslında bu bizim için önemli bir yorum olacak. Çemberin üzerindeki bu noktaları arkadaşlar böyle yarı çap çekmek lazım. Pisagor yapmalıyız. Burada iki tane yarı çap indiriyorum. Tam böyle çemberin üzerindeki bu noktalara. Bir de merkezden de tt dik indiriyorum. Bunun uzunluk sorularında çok yapacağız şöyle uzattığımız zaman şuraya bir K buraya R diyelim. KR uzunluğu 10. Sonra arkadaşlar şuraya geldiğimiz zaman M diyelim. Burada da arkadaşlar MK 8. Burası zaten O olduğu için O olsun merkezden dolayı. Yarı çapa R diyorum. R 18 kalacak O M'ye. Şu uzunluğu da bilmiyoruz aksilik gibi. Oraya A diyelim. Şimdi dikkat. Bunların uzunlukları eşitmiş ya. BC'yi 4 vermiş bize. C'de e, o zaman şöyle. Buraya Y desek bilmiyoruz ya uzunluklarını. O zaman arkadaşlar bir tanesinin uzunluğu Y artı 4 olduğuna göre şuradaki parçaya da 4 kalacak. Demek ki burası da A eksi 4'müş. İki tane üçgen çıktı. Dikkat edin şimdi. Birisi R. R eksi 18 ve A kenarına sahip. Şu üçgen. Bir de arkadaşlar diğerine dikkat lütfen. Ee, R e, R-18'e 8 ekleyeceğim. R-10 olacak. Onu da şu renkle göstereyim. Bakın burası. Sonra A-4 ve R. Şimdi burada normalde ne yapmamız lazım gerçekçi olmak gerekirse? iki tane Pisagor. R kare eşittir. R eksi 18'in karesi artı A kare. Sonra R kare eşittir. R eksi 10'un karesi artı A eksi 4'ün karesi. İki tane iki bilinmeyen denklemden getiririz. Ancak ben şunu söyleyeceğim. Bir yarı e, bir uzunluk hipotenüs bir uzunluk dik kenar olmak üzere birisi diğerinden 10 eksik olan hangi üçgen var? 15, 20, 25 üçgeni. Hocam ben bunu nasıl aklıma getireceğim? Biraz işte pratik olmak adına söylüyorum. Yoksa şu denklemden getirmek zorundasınız. 25 verdiğimiz zaman gerçekten burası 15 oluyor. 15, 20, 25 üçgeni buraya da böyle 20 diyelim. Bakalım burada tutacak mı? Buraya 25 verirsem burası 7 oluyor. E, A'da 4 fazlası olacak 24 gerçekten bu da oldu. Demek ki yarı çap 25'miş. Dediğim gibi bunu atmasyon yöntemle değil gerçekten aslında deneyerek gördüm. Bir de yorum yaptım o kadar olsun işlemlerle aramız iyi olsun. Ama olmazsa buna mecburuz arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Çevrel çemberin merkezi arkadaşlar ikizkenar üçgenin tabanına inen yüksekliğinin üzerindedir. Çünkü Zaten çevrel çember neydi? Kenar orta dikmelerin kesim noktası. O zaman şu AH da arkadaşlar bakın kenarı ikiye bölüyor ve dik kesiyor. O zaman bunun üzerinde olmak zorunda. Böylece yarıçapı bize 5 santim verdiği için 2'ye de böldüğü için burası 4. Bakın 3 oldu. Merkezden çemberin üzerine indirilen doğru parçası her zaman yarıçaptır. Burası da 5 olur. Artık böylece 4, 8, 4 kök 5 Pisagor'dan AB uzunluğu A şıkkı. 63, 63 yani bakalım bir ne olur burası. 63, 63 daha arkadaşlar. 126 geriye 54 derece kaldı. Şöyle burası da 72, 72, 36 oldu. Ha güzel burası 90 derece oldu. Demek ki Yarı çaplar birbirine eşit olduğundan 8, 8, 8 kök 2 C şıkkı. Orada bir kare verilmiş. Karenin alanında 16 verilmiş. Yani 4, 4. Şimdi çember sorularında uzunlukta yarı çap çizip böyle boş köşeye Pisagor'u yapmak bizim için önemli. Bakın. Yarı çapın 16 olduğunu biliyoruz zaten değil mi? Şey pardon yarı çap nereden çıktı 16? Şu C'nin o, o, 16 olduğunu biliyoruz. Böylece bir DP dersek 12 kalır, değil mi? Tamamı 16 olduğu için. Sonra arkadaşlar yarı çap burada r. Şu PA 4 olduğu için yarı çap da OP de r eksi 4 oldu. R eksi 4 ve 12'li bir özel üçgen düşünelim. 12, 16, 20 üçgeni. Olmasa ne yapacağız? Mecburen r kare eşittir 12'nin karesi artı r eksi 4'ün karesi diyeceğiz. R20 olduğu için artık bu dikdörtgenin alanı bir kenarı 20, diğer kenarı 16, 20 çarpı 16, 320 santimetre kare C şıkkı. Arkadaşlar fark ettiyseniz yarı çap 2 kök 2, 2 kök 2 DC ile aynı uzunluğa sahip. O zaman ben böyle birleştirsem merkezi şu şekilde. Bakın burası da böyle 2 kök 2 olacak. O zaman 30 derece oldu ne güzel. Artık Burada şunu söyleyebiliriz. 60 derece iki iç bir dıştan. O, E'yi ile birleştirirsem zaten yarıçaplar çaplar eşit 60'ar derece. Bu şekilde haliyle 30-60 bakın 90 oldu. 2 kök 2, 2 kök 2. E, hipotenüs de 4 oldu. E şıkkı. Madem kök ikili bir şey var bir de 45 derece var. Hemen karşısından dikindirelim. 45-45-7 olur. Şöyle bir PD dersek PD-7. Şimdi arkadaşlar artık böyle birleştirdiğimde BC'yi BP7 PO24 yarıçap gördüğünüz gibi 25 oldu. Yarıçap 25 olduğu için PO da 24 olduğundan AP'ye 1 kalır. 1 7 daha AD uzunluğu soruluyordu. 8 santim B şıkkı. Şimdi arkadaşlar boş köşeye yarıçap indirin ki Pisagor yapma sebebidir bu. Bakın böyle hatta bir dik yamuk var. Şöyle çekersek yarıçap aynı zamanda karenin bir kenarı 1 santim olduğu için şuraya t desek r eksi 1 r ve 5. Hangi üçgen buna uygun? 5, 12, 13 üçgeni arkadaşlar. R o zaman 13 oldu burada. R 13 olduğu için de DC de 13 yani X'e 8 kaldı. E şıkkı. Dikdörtgeni çizeyim bir. A, B, C, D dikdörtgeni demiş. Şöyle A, B, C, D. Sonra arkadaşlar A, B'yi E'de A, D, C'yi de F'de kesen bir A merkezli çember çiziyorum. Bakın şöyle gördünüz mü? Tamamını çizmeme bile gerek yok. Burada şöyle devam ettirdiğinizde tamam böyle bir çemberdir ama maksat neyi görmek? Bir çemberin üzerinde alınan bir noktaya böyle merkezden doğru indirirseniz burası yarıçaptır. Sonra yine burası arkadaşlar merkezden çemberin üzerine iniyor mu iniyor? O zaman bu da yarıçap olacak. Bize EB'yi 5 vermiş, FC'yi 7 vermiş. Dikdörtgende karşılık kenarlar birbirine eşit. O zaman DF'ye R 2 kalır. BC'yi de bize 8 verdiği için Pisagor'dan 8 R R 2 hangi üçgeni hatırlatıyor bu bize? 15, 8, 17. O zaman R arkadaşlar 17'ymiş. DF de R 2 olduğundan 15 oldu D şıkkı. Bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden şöyle temsili bir merkez yazacağım. Hemen bakın yine köşelere bir yarı çap indiriyorum. Şu şekilde. Burası R. Burası R. Birbirine eşit. Eşlikten falan bahsettiğim yok. Öyle düşünmeyin. Sorunun sonunda bir eşlik çıkacak ama onu bilmek zorunda değiliz. O biraz tesadüfen olacak. Normal sonuçta buradaki açıyı bilmiyoruz. Biz şunu yapacağız. AE uzunluğu karenin kenarlarından dolayı 14 olduğu için buraya A diyelim. Buraya 14-A eksi diyelim. 6'nın karesi artı 14-A'nın eksi karesi de R kareye eşit. 8'in karesi artı A'nın da karesi yine R kareye eşit. Böylece buradan arkadaşlar ee, ben uzatmayayım. A6 geliyor tamam mı? Şu işlemlerin neticesinde. A6 olduğu için yarı çapta gördüğünüz gibi 10 geldi. Burada da yine 6, 8, 10, 10 oldu. Sorunun sonunda bak bunu görmek zorunda değilsiniz. Hani A hocam zaten 6, 8 olmuş niye bu kadar uğraştınız demeyin. Sorunun sonunda böyle bir yorum çıktı. Burası da 90'mış ama bunu bilmek zorunda değildik. Cevabımız D şıkkı oldu. bir C noktasına bir de D noktasına pergeli koyup çember çizin demiş. Bu şu demek D noktasına pergenin sivri koyarsanız böyle bir D, yarı, D merkezli karenin bir kenarı yarı çaplı çember çizmiş olursunuz. C'ye koyarsak C merkezli bir çember çizmiş oluruz. Böylece arkadaşlar artık bundan sonra yapacağımız iş ne? Merkezden tabii ki şu kesim noktasına bir yarı çap indirirsek Yine C'den bir yarıçap indirirsek. DC zaten yarıçap eşkenar üçgen oldu bakın. Haliyle burada E'den indireceğimiz buradaki DC'ye indirilen dikme uzunluğu 3 kök 3 aslında eşkenar üçgenin yüksekliği 3 kök 3. 60'ın karşısı 3 kök 3, 30'un karşısı 3. Yine 3, 6 oldu. 6 olduğu için de çevresi 24 oldu A şıkkı. açılar birbirine eşittir. Paralel verdiği için o zaman E açısına da 30 derim. 30-60-90 üçgeninden dolayı EO 4 olur arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Şöyle bir OD'yi birleştirirsem 150 derece arada 2 köküç ve 4 kenarları var. Yarı çapta OC'ye eşit sonuçta. Burada ister kos teoremi kullanın. İsterseniz de tamamlayıp 30-60-90 yapın. Ben burada kosinüs teoremi yapmayacağım. Şöyle 150'den dolayı dışarı tamamlayacağım. Çift sayılar var ne güzel. Haliyle 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. 4 kök 3'ün karesi 48, 2'nin karesi 4, 52 oldu. OC böylece arkadaşlar 2 kök 13 geldi. Yarıçap C şıkkı. AD de 8 arkadaşlar. Karşı kenarlar birbirine eşit. AB de 7 artı x. Bakın merkez A olduğu için çemberin üzerine indirilen bu AB'nin yarı çapı olduğunu unutmayın. Bu yüzden buradaki AE de bir yarı çaptır arkadaşlar. 7 artı x olur. Şimdi 120 derecelik bir açı burası. Paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180 olduğu için. Şimdi Buradan bir de dik indiriyorum. Kosinüs teoremi yapmayacağım. Nasıl olsa 8 var çift sayı. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da 4 kök O zaman şöyle bir P dersek. PEA üçgeninde Pisagor. 48 artı 121 169. 13 oldu 7 artı x. Demek ki 7 artı x 13 olduğundan x de 6 geldi arkadaşlar. B şıkkı.